yumuşacık beğendisi, üzerinde kebap tadındaki köfteleri, mis gibi sarımsaklı domates sos ve bolca kaşar peyniriyle bugün sizlerle beraber şahane bir beğendili kaşarlı köfte yapıyoruz. Köftesini patlıcan kebabının köftesi gibi hafif böyle yağlı kıymadan, içerisinde sadece tuz, karabiber olacak, birazcık da kimyon ekleyeceğiz. Beğendeki kaşarı da aldık, üzerine koyduk, muazzam bir iftar yemeği yapacağız. Ama başlamadan önce bekliyorum. Neden mi? Hala abone olmadıysanız abone olun. Ben de patlıcanlarla başlıyorum. Patlıcanlar patlamasınlar diye tabii ki onları deleceğiz. Aslan hocamızı açalım. Patlıcanları burada hafiften her yeri yumuşana kadar pişireceğiz. Bu nedenle arada bir çevirirseniz çok iyi olacaktır. Büyük patlıcanların pişmesi birazcık daha vakit alıyor. O yüzden ufakları önceden alıp büyükleri birazcık daha pişirmekte fayda var. Patlıcanlar güzelce közlendiler. Üzerlerini streçledim. Birazdan soyacağım. Onlar dinlenirken de biz şimdi bu kebap tadındaki köftelerimizi hazırlayalım. Neden kebap tadında diyorum? Çünkü içerisine ne soğan koyacağım, ne sarımsak, ne ekmek, ne yumurta, hiçbir şey koymayacağım. Sadece tuz, karabiber ve birazcık da kimyon ekleyeceğiz. Hepsi bu kadar. Baharatlardan sonra güzelce yoğuralım ki kıymamız böyle köfte olduğu zaman dağılmasın. Ondan sonra elimizi hafiften suya batırıp yuvarlayacağız ve buzdolabında dinlendireceğiz. Bu köfteleri daha öncesinde kızartmayacağım için çok fazla büyütmüyorum. Çünkü fırında çiğ olarak pişecekler. Çok büyük olursa içleri çiğ kalabilir. O yüzden misket köfteden biraz daha büyük olurlarsa yeterli olacaktır. Şimdiden daha kokusu kebap gibi gelmeye başladı. Köftelerimizi buzdolabına koyduk. Şimdi artık patlıcanlarımızı soyup doğrayabiliriz. Ufak ufak böyle kabuklar kalabilir. Onları hiç dert etmeyin. Onlar güzel aroma da verecektir ama tabii büyük kabukları mutlaka yıklayın. Bu işlemi sıcakken yapmak çok önemli. Soğudukça da soyması zorlaşıyor. Mümkün olunca sıcakken soymaya özen gösterin. Evet, şimdi güzelce doğrayalım. Patlıcanlarımız da hazır. Şimdi artık pişirebiliriz. Hemen 2 yemek kaşığı da un ekleyelim. Ve renk alana kadar kavuracağız. Un ve tereyağı güzelce kavruldular. Zaten burnunuzda o unun muhteşem böyle helvamsı bir kokusu var. O gelmeye başlayınca patlıcanlarınızı ekleyebilirsiniz. Patlıcanlar da artık bütünleşti. Şimdi artık sütaç sütümü ekleyebilirim. Sütü azar azar ekleyeceğiz içerisine. Çünkü patlıcanların miktarına göre alacağı süt miktarı değişecektir. Kıvamını hep birlikte göreceğiz. Kıvamını böyle görüyorsunuz. Artık süt eklemeyi nerede duracağım diye düşünüyorsanız kıvamı böyle hafiften koyu akışkan hale geldikten sonra altını kısacağız. Böyle göz göz olmasını bekleyeceğiz. Kaynarken eğer ki çok cıvık kaynıyorsa biraz uzun pişireceğiz. Eğer ki hala çok koyuysa hafif hafif süt eklemeye devam edebiliriz. Bu ölçüler için yaklaşık 2-2,5 su bardağı kadar süt yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi artık iyice koyulaştı ama hala akışkan bir hali var. Tam aradığımız kıvamda bu. Altını kapatacağız ve baharatlarını ekleyeceğiz. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar karabiber ekleyelim. Yine bir çay kaşığından birazcık fazla tuzumuzu ekleyelim. Çünkü patlıcan iyi tuz sever. Bir de varsa muskat rendeleyin, muazzam olacaktır. Yoksa çok da dert etmeyin.
Evet, beğendiğimiz hazır altını kapatalım. Hemen bunu fırın kabına dökelim ki burada donmasın. Hemen domates sosumuza da başlayalım orada. Sos için öncelikle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ihtiyacımız var. Hemen tereyağıyla çok az salçamız var, yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar ama biraz dolu dolu. Onu kavuracağız. Böylelikle salçanın o güzel kokusunu ortaya çıkartacağız. Ekşiliğini de kaybedeceğiz. Sonra rende domates. Bunu da aroma verici olarak sadece sarımsak kullanacağım. Tuzumuzu da ekleyelim. Salçamız güzelce kavruldu. Rendelenmiş domatesimizi de ekleyelim. Bende hala kışlık domates var. Yoksa normal 3 tane domates rendeleyebilirsiniz. Ya da domatesleriniz büyükse 2 de olur. Sarımsağı en sonda ekleyeceğim. Böylelikle sarımsak asla yanmayacak ve sadece güzel aromasını sosumuza verecek. Mutlaka domates soslarınızda sarımsağı sonda eklemeye özen gösterin. Farkı siz de göreceksiniz. Çok çok beğeneceksiniz eminim. Evet, bir taşım kaynatacağız. Kaynama başladı. Artık sarımsağımı da son olarak rendeleyeceğim içerisine. Dövebilirsiniz, hiç problem değil. Sosumuzun altını kısalım. O burada hafiften pişerken biz de orada kaşarımızı rendeleyelim. Sütaş kaşar peynirimi artık rendeleyebilirim. Rendenin kalın tarafıyla rendeleyeceğim. Ne kadar kaşar kullanacaksınız derseniz benim kabım birazcık büyük. Yaklaşık 200 gram kadar kaşar peyniri kullanacağım ama sizler kendi kabınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Miktarını da dilediğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Köfteleri de dolaptan çıkarttık. İyice sertleştiler. Biz de orada birçok iş yaptık zaten. Şimdi köfteleri doğruca beğendiğin üzerine dizeceğiz. Geniş güzel de dizebilirsiniz. Ya da dilerseniz muntazam da dizebilirsiniz. Şimdi de domates sosumuzu hemen dökeceğiz. Of of of. İnanılmaz. Yani bu görüntüsü bile şahane. Fırın 200 derecede sıcak. 15-20 dakika içerisinde hafiften böyle kaşarlar kızarıp eridikten sonra köfteler de pişmiş olacaktır. Çünkü köftelerimiz hem ufak hem de içerisinde çok fazla bir şey olmadığı için gayet güzel pişeceklerdir. Kafanız köfteye takılmasın. Doğruca fırına. Of 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 of. Yalnız muazzam gözüküyor. Kokusu zaten anlatılmaz. Şu anda gördüğünüz gibi inanılmaz ağzım sulanıyor. Bunu yaptıktan sonra ev ahalisini durdurabilmeniz çok zor olacak. Bunun yanında bence şahane bir pilav ve cacık mükemmel yakışır. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Yani bu yemeğe diyecek hiçbir şey bulamıyorum. O beğendiği yumuşacık böyle neredeyse erimiş gitmiş. Köfteler tam böyle kebap gibi hafiften sıkı sıkı diri diri kendilerini tutmuşlar. O kimyon kokusu da şu anda hepsiyle bütünleşmiş. Sarımsaklı domates zaten ağzım o kadar sulanıyor ki çok fazla konuşamıyorum. Bu tarifi iftara mutlaka denemelisiniz. Hatta yaptıktan sonra Instagram'dan bizimle de paylaşmayı unutmayın. Bizler de görelim. Bizler de mutlu oluyoruz çünkü bunları gördükçe. Tarifi beğendiyseniz beğenmeyi, en başta söylediğim gibi hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bye bye.